Değerli izleyenler, Bandırma Manşet'te hafta sonu yorumlarımız devam ediyor. Alt liglerdeki yorumlarımızdan sonra sıra Süper Lig ve Bal Lig'e geldi. Evet hocam, Süper Lig'de haftanın toplu sonuçlarıyla yorumlarımıza başlayalım. Evet, nefes kesen bir lig izledik ve nihayet sonuçlandı. Son gülen Havran Fatih oldu. Havran Fatih güçlü rakibi Balıkesir Büyükşehir Belediye'yi 5-1 yenince ikili avarajda Balya Belediye'ye üstünlük sağladı ve şampiyonluk kupasını kucaklamış oldu. Bunun için tebriklerim Havran Fatih Spor'a. Burada kendilerini izlemiştik alt üzerler önünde. İnançlıydılar ve inançlarının karşılığını almış oldular. Balya Belediye Havran'la aynı puanda bitirmiş olmasına rağmen Küçükköy'ü 4-1 yendi. Fakat bu galibiyet yetmedi. İkili avarajda Havran Fatih'in arkasında kaldı. Böylelikle Gönen Belediye'yle normal avarajda aslında Balya'nın avarajı daha iyiydi. Ama ikili avaraja bakıldığından Balya Belediye Gönen Belediye Spor'la bir playoff maçı oynayacak. Diğer maçlar formalite niteliğindeydi. Bigadiç, Manyas moralle gitti. Bigadiç gibi güçlü bir takımdan puan çıkarmasını bildi. Evet. Harun Hoca ve talebelerini alkışlıyorum. Bu kadrodan bundan iyisi olmaz diyorum. Yani şapkadan tavşan çıkardı Harun Hoca. Kendisini kutluyorum. Çok kısıtlı bir kadrosu evet var. Bunun dışında Altınova, Can Havli'yle Cumhuriyet Sanayi 3-2 yendi. Ne olur ne olmaza getirdi. Çünkü Küçükköy yenildikten sonra Altınova'nın yenilmesi de pek önemli değildi. Cumhuriyet Sanayi rahat bir takım. Ceylan Spor kendi evinde Adaspor'a 5-1 mağlup oldu. Ceylan Spor zaten haftalar önce küme düşmüştü. Yine ligden çekilen Savaştepe ve Altüzevler karşısında Burhaniye Belediye ve Barbaros Sefa hükmen kazanarak ligde kalmanın sevincini yaşadılar. Özellikle Barbaros Sefa son hafta aldığı 3 puanla ligde kalmayı başardı. Ve yılların takımı işte Galatasaray'ın kalecisi Hayrettin'i yetiştiren Küçükköy'ü alt kümeye yolladı. Küçükköy ben en kısa zamanda tekrar gerçek yerine süper amatörlüğe yükseleceğine inanıyorum. Güçlü evet hocam, biz süper amatör ligi böyle noktaladık bu sezon. Gerçekten yani 3 sırada 4 takım var. Hepsi de yani şampiyonluk kıl payı kaçıran takımlar. Bu da heyecan getirdi. Orta sıralar da öyleydi ama ben Manyaspor'a gelmek istiyorum. Harun Hoca 1. amatör kümeden itibaren yaklaşık herhalde 4. sezon falan. Yani az önce tarif ettiğiniz gibi şapkadan tavşan çıkardı. Manyas gençleri seviyor. Manyas'ı gençleri çok iyi tanıyor. Futbolcular da Harun Hoca'yı çok seviyor. Aralarında müthiş bir saygı, sevgi, iletişim var. Harun Hoca da iyi topçuydu. Hani Santrafor'dan stopere geçen, hava toplarına çok etkili. Tabi Bandırma Spor'da da forma giymiş bir isimdi. Psikolojik olarak, mental olarak yaklaşımı çok iyi seviyor. Eğer imkanlarını daha çok arttırırsa Harun Hoca daha çok başarılı olur. Bir de başlarında çok beyefendi bir başkanları var. Çocukları yalnız bırakmayan. Onu da kutlamak istiyorum. Sonuç, bu arkadaşlık diyaloğunun sonuçlara etkisi oldu diyor. Sonuç ne olursa olsun tabii bir takım olmuşlar Manyas Belediyespor. Yani fazla birbirlerini eleştirmiyorlar. Bu arada Emre gibi bir futbolcuyu da gol krallığına yollayabiliyorlar. 4. sırada bitirdi. Evet. O takımdan 4. sırada bir gol kralı çıkarmak kolay olmasa gerek. Manyas çok iyi gol attı. Özellikle Altınevler maçını oynasaydı bu gol sayısını şu anda 47 gol atmış. Belki 55-60'lara taşıyabilirdi. Ben Manyas Belediye'yi bu bakımdan tebrik ediyorum. Harun Hoca 3-4 tane daha adam alttan keşfedebilirse veya Harun Hoca 3-4 tane futbolcu transfer şansı tanırsa bu Manyas'ın gelecek sezonlarda daha üstleri zorlayacağına inanıyorum. Senin. Hocam Süper Lig'e alttan 4 yeni takım geliyor. 4 takım düştü. 4 yeni takım geliyor. Bunlardan bir tanesi de bizim grubumuzda şampiyon olan Marmara. Ne diyorsunuz? Marmara'nın Süper Lig'de şansı ne olur? Yapacağı transfere bağlı. Mehmet Hoca dedi ya maçtan sonra en az 6-7 tane adam olacağız dedi. Doğru adamlar olurlarsa, doğru hamleler, doğru teşhisler yaparlarsa Marmara arası da asansör takım olmaz, ligde kalır. Ama Spor'un mevcut kadrosu yeterli olmaz mı Süper Lig için? Çok farklı, çok farklı. Şimdi çocukları ben kandırmayayım. Aynı kadroyla çıkarsa, yani Altüzevler gibi olmasa da bayağı zorlanırlar. Aynı kadro yetmez. Kaldı ki istikrarlı bir antrenman programları da söz konusu değil. Şimdi, bu da tabii Adada mı çalışacaklar, Erdek'te mi çalışacaklar, evet. Bandırma'da mı çalışacaklar? 3 tane antrenöre ihtiyaçları var. Adada birisi çalıştıracak, biri Erdek'te, biri de Bandırma'da. Ama Marmara Adası iyi destek alan bir takım.
bu zorlukları aşacağına inanıyorum ben. Mehmet Hoca da işi bilen orta saha oyuncusudur. Yani bunun altını çizeyim, istisnalar arası. İyi hocalardan bir tanesi. İstisnalar arası. İyi oyuncu, iyi hocalar orta sahada çıkar. Oyunun her tarafını görebildiği için. Evet. İstisnalar hariç diyorum. Bunun altını çiziyorum. Evet. Ben Mehmet Hoca'nın Marmara Adası'na iyi transfer yaparsa en az nokta 6 tane ilk 11'e transfer yapmaları gerekiyor. Sonuçta ligleri de tanıyor. Böyle bir avantajı var Mehmet Hoca'nın. Fakat Körfez'e gittiğin zaman, merkeze gittiğin zaman işler değişir. Ona çok dikkatli olmaları gerekir. Özellikle düşen takımların kaliteli oyuncularına hamle yapmaları gerekir. Ligi iyi taramaları gerekir. Zannederim bunları da yapıyorlar bir şey. Hocam, Marmara Spor kaliteyi yükseltmek, taraftarıyla bütünleşmek adına belediye başkanlığı tarafından stat inşaatına başlanmış. Maçları Marmara'da oynamak istiyor. Böyle bir olursa söz konusu mu? Vallahi onu yetkililerimiz bilir diye ben bu topu atayım yan pas olarak da adada maç yapmak çok kolay bir olay değil. Adada, uzun bir maraton. Şimdi normal karayolculuğuyla takımlar gidemiyorlar. Bir de kış şartlarında adaya, diyeceksin ki ada nasıl geliyor? Bir takımın gelmesi ayrı, 13 takımın adaya gitmesi ayrı. İnşallah olur diyorum hani futbolun gelişmesi açısından ama bunu zaman yani gösterecek. O zaman Adalı takımı yani Marmara Spor adaya konuk gelecek deplasman takımı için hava bozuk olsun, dalgaya tutulsun, buraya gelene kadar sarhoş olsun diye düşünüyorsunuz. Yani ekvara espri yapıyorsun da bakar, takım gelir hakem gelemez hava bozuk şartlarında. Hakemin de o özel motoru tutacak gücü olmayabilir. Ama Marmara'da karşılaşmalar oynanırsa gerçekten Marmara'da spor severler açısından güzel bir sonuç olur. Ada futbolu kazanır. Evet. Evet hocam teşekkür ediyorum. Böylelikle biz Süper Ligi de burada noktalamış olalım. Sonuçta 26 haftayı geride bıraktık. Kısaca özetleyeyim. Şampiyon belli. Havran evet. Fatih Spor ve Balya Belediye playoff oynayacak Gönen Belediye ile büyük ihtimal bir karşılaşma Balıkesir'de oynanacak. Düşen takımlar Altuz Evler Spor, Ceylan Spor, Savaştepe ve Küçüköy Spor önümüzdeki sezon 1. amatör kümede yer alacaklar. Ben şampiyon Havran Fatih'i kutlamak istiyorum. Evet hocam teşekkür ederim. Havran Fatih'i gelecek sezon Süper Lig'de Bal Ligi'nde izleyeceğiz. Bölgemizi temsil edecek. İnşallah başarılı olurlar. Havran'da bu durumda ilimizi gayet güzel evet. Temsil edeceğine inanıyorum. Evet hocam. Buradan biz hemen Bal Lig'e geçelim hocam. Bal Lig'de 9 grupta toplu sonuçlarla başlayalım. Gerçi onlarda da bu hafta oynanan karşılaşmalarla lig noktalandı. Bildiğiniz gibi Turgutlu Spor bu ligde hafta sonu bizim misafirimiz Etispor 2-1 yendi. Daha önce de zaten şampiyonluğunu belirlemişti. Hemen biz toplu sonuçlarla Balıkesir'e geçelim hocam. Bu hafta son hafta formalite maçları oynandı. Sadece İzmir grubunda bir soru vardı. Yeşil Ova mı, Gazi Emir mi? Kümede kalacak ya da playoff oynayacak. Bu sorunun cevabını Yeşilova'da kümede kalarak verdi. Gazi Emir kendi evinde Soma Spor'a beklenmedik şekilde 4-0 yenilince playoff oynamaya kaldı. Biliyorsun Alaçatı İzmir grubunda kümede düşen takım olmuştu. Diğer gruplarda her şey belliydi. Manisa grubunda Turgutlu şampiyon Soma Spor Lig'de kaldı. Alaşehir playoff oynayacak. Kocaçeşme küme düştü. Balıkesir grubunda Ayvalık Gücü kümede kaldı. Gönen Belediye, dediğim gibi Balya Belediye playoff oynayacak. Etispor ve Erdekspor küme düştüler. Süper Amatör Ligi düştüler. İzmir Ligi'nde Yeşilova kümede kaldı. Gazi Emir playoff oynayacak. Alaçatı küme düştü. Çanakkale grubunda Yeniçan kümede kaldı. Karabükspor playoff maçı oynayacak sevgili Zeki. Maçın sonuçlarına gelince Etispor çok iyi oynadı. Turgutlu karşısında. Turgutlu'nun tam kadro mu, yarım kadro mu sahaya çıktı onu bilemem ama gerçekten Erispor çok iyi direndi. Puantajdaki yerine göre çok kaliteli bir karşılaşma çıkardı. Sahanın her yerinde özellikle maçın ilk yarım saatte Erispor vardı. Gollerini de buldular fakat gerisini getiremediler. Turgut'a tabi boş bir takım değil. Özellikle biraz sonra detayına gireceğim. Bir Ferdi'leri var kaptanları. Hava toplarına çok çok etkili. İyi bir maç oldu. İyi bir futbol ziyafeti verdiler. Turgutlu da tabii ki boş bir takım değil, bileğin hakkıyla. Hocam Bandırma Spor'un rakibiydi. Turgutlu da çok maç izledik. Bir zamanlar. Alaşehir Ayvalık Gücü'nü 1-0'la uğurladı. Moral kazandı. Soma Spor Gazi Emir'e acımadı. Playoff oynamaya yönlendirdi. Soma Spor
için hedefsiz bir maçtı aslında. Yeşilova Gönen Belediye 5-3 yenerek amacına ulaştı ve ligde kaldı. Koca Çeşme çok ilginç. Manisa grubu bu sene çok çekişmeli geçti. 34 puanla küme düşen takım oldu. Düşünebiliyor musun? 34 puan topladı Koca Çeşme ama küme düştü. Çok ilginç. Manisa grubu çok çekişmeliydi. Yeniçam Alaçatı'yı 9-3'te uğurladı. Alaçatı zaten maçların bitmesini bekleyen bir takımdı. Erdek Spor'da Karabiga'yı adeta elinden kaçırdı. 2-1 öne geçti. Oyunun sonlarında yediği bir gole teslim olunca maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Seyircilerine en azından bu ligde yani yenilgisiz veda etti. Yenilgisiz veda etme başarısını gösterdi. Erdek Spor'da önümüzdeki sene Etispor gibi bir alt ligde, süper amatör ligde mücadele verecek sevgili Zeki. Evet hocam teşekkür ediyorum. Balık'ta önümüzdeki sezon yer alacak Balıkesir takımlarında gönderilen Balle Playoff oyuncular. Hangisinin Balık'ta oynayacağı belirleyecek ne diyorsunuz? Şimdi Balık'ı fazla seyretmedim. Fazla seyretmediğim bir takım hakkında yorum yapmam çok zor olur. Balık çok inançlı, çok iddialı. Gönen Belediye'de tecrübeli. Bu ligi bilen, vallahi Gönen Belediye dikkate almak zorunda. Gönen Belediye geçen yılda Balıkesir Büyükşehir'e playoff oynamıştı. Bayağı da zorlanmıştı. Evet. Son anda uzatmalarda götürmüştü işi. Gönen Belediye, Balıkesir'i dikkate almak zorunda. Dikkate almazsa bir kaza yapabilir. Ama tecrübe bakımından Gönen Belediye, hırs bakımından, azim bakımından da Balıkesir Belediye önde diyorum. Bu karşılaşmayı ben 3 ihtimali görüyorum. Bu karşılaşma bir de herhalde Balıkesir'de oynanır. Balıkesir'de oynanma ihtimali çok yüksek. Etispor Turgutlu maçını izledim. Pazar günü sen Erdek'teyken. Etispor liderle oynadığı maçı izledim. Etispor kötü oynamadı diyorum. Tunay çok iyi bir kaleci. Biraz yan toplarda zaman zaman hatalar yapıyor. Örneğin yediği beraberlik golünde boşa çıktı. Arka direkten çevrilen topu işte Barış'ın koridorundan Ferdi İhsan, 10 numaraları Ferdi, hava topları çok hakim. Uzak köşeden beraberlik sayısını kaydetti. O yan topu Tunay'ın alması gerekirdi diye düşünüyorum. Çağın Tanju iyi bir ikili oluşturmuşlar. Barış, libero stoper olmasına rağmen sol bekte aksamadı. Tecrübesiyle iyi alan daralttı. Rakibe göz açtırmadı diyebilirim. Orta sahada Ahmet sinirlenmediği dakikalar iyiydi. Çok istikrarlı bir futbolcudur. Kaptan Ahmet'ten bahsediyorum. Murat teknik futbolcu olmasına rağmen fiziki mücadelede yetersiz kaldı. Bu da maç sonlarına doğru sinire dönüştü. Aytu genç takımdan gelen futbolcu olarak tecrübesiz, zamanla olacak bir futbolcu. Dribblingleri iyi ama daha bu ligi kaldıracak seviyede değil. Zamana ihtiyacı olan bir futbolcu. Serkan da bir futbolcu izledim altyapıdan. Hep bu formalite gereği Metozoli son 92. dakikada uzatmalarda sokulan bir oyuncuydu. Bu kez ilk defa ilk 11'de yer verildi. Çok büyük yetenek, nazar değmesin diyorum. Serkan gelecekte iyi yerlere gelecektir diyorum. Çok büyük düşünüyor. Biraz daha fiziki gelişimini sağlayıp tecrübe kazanması lazım. Sakatlanmasından korktuğum bir genç. Evet. Serkan'ı buradan kutluyorum. Furkan da gerçek yanında oynatıldı. Dolaşan bir santrafor olarak Turgut Spor'un defansını rahatsız etmeye çalıştı. Furkan çok iyi düşünüyor. Biraz daha fiziki gücünü geliştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Turgut Spor yaptığım araştırmada yarı yarıya 6 ideal 11'den 5 yedeklerden kurulan bir takım olarak sahaya çıktı. Ama bu Etispor'un futbolunun kalitesini düşürmez. Bu maçta gerçekten Etispor çok iyiydi. Santra 10 numara Ferdi tecrübesini sahaya aktardı. Maçın geri dönmesinde Turgut adına kazanılmasında büyük pay, büyük rol oynadı. Bunun dışında 17 numara esmer bir futbol, çok güçlü, iki ön libero olarak çok mücadelesi. Bir de sol bek seyrettim, 26 numara. Çok çabuk, çok teknik. İkinci yarı oyuna girdi. Çok kaliteli. Turgut Spor tabi bu lige göre ağır bir takım. Yani Soma Spor, Turgut Spor'u beğendiğim takımlar arasında. Turgut Spor bileğin hakkıyla bu ligi kazandı ve şampiyon oldu. Artık bize Turgut Spor'a yapacağı bundan sonraki karşılaşmalarda 3. lig yolunda başarılar dilemek düşüyor. Turgut Spor'u kutluyorum. Etispor'da ligin son haftasında verdiği mücadeleden dolayı ayrıca kutlamak istiyorum sevgili izleyiciler. Turgutlu Spor'un gruplardan geri dönme ihtimali var mı hocam? Eski bir futbolcu İstanbul gruplarından bir takım bekliyorlar karşılarında. İşte takımları etüt etmelerine bağlı. Rakibi sonuçta yüz garanti değil yani. Hiçbir şey garanti değil. Orada belli olacak. Tek final maçları oynuyor bunlar. Zaman gösterecek
Turgut Spor'a başarılar dilemekten başka yorumda zorlanıyorum. Çünkü tanımıyorum takımları. Ama Turgut Spor, rakip İstanbul'dan gelen bir takım. Ne kadar şansı varsa Turgut Spor'un... Vallahi gerçekten zor bir lig hocam. Mesela örneğin bu sene bir Somo olayı biliyorsunuz. Binağın da yerdekten gitti. Ve son haftayı yine galibiyetle bitirdi. Zirveden kıl payı. Şimdi hiçbir lig zor değil. Takımlar neden zor diyorum. Takımlar araştırmalarını ölü sezonda yapmak zorundalar. Şimdi örneğin Etispor ve Erdekspor olalım. Seneye daha iyi olmak istiyorlarsa bu bütün maçlara bir tane adam göndermeleri, gözlemci göndermeleri gerekir. Hangi, nerede hangi futbolcu var? Takip etmede kaç... Sezon içinde kaç toparlanmak yaşında? Mümkün olmuyor biliyorsunuz. İki ay kala bunlar hazırlığa giriyorlar. Hemen acele işte buluyorlar bir koca. Hemen kampa gönderiyorlar. Şimdiden takip edersen, nokta transferi doğru yaparsan... Örneğin şimdi Etispor, Balıge devam etmiş olsa... Evet. Yani güzel bir tecrübe kazandı. Örneğin Etispor şu kötü sürprizi yaşamamış. Şu anda Gönen çıkışlı Mevlüt diye bir futbolcu var. Hangi takımda oynuyor? Gönen Mevlüt. Gündoğan Çeltik'te oynuyor diye. Evet. Doğuş diye bir futbolcu var. Etispor bunları takip edip kadrosuna dahil edebilirse Etispor gelecekte yine şampiyonlar oynar. Ama bunları takip etmek zorunda. Evet. Takip etmezse yani sadece ligde mücadele etmek yetmiyor, dış ilişkileri de gözlemleri de dışarıdaki yetenekli futbolcuları takip evet. etmek, zamanla inceledikten sonra kadroya dahil etmek gerekiyor. Her şey para değil. Her şey evet. para değil. Para olsa Türkiye'nin en zengin kulüplerinden biri Fenerbahçe. Ama bu da çok adama ihtiyaç var demek. Dolayısıyla bu da şunu getiriyor göz önüne. Eski topçularından bu anlamda istifade etmek lazım. Ah, çok güzel bir tespit. Evet. Katılıyorum. Evet hocam teşekkür ediyorum. Böylelikle süper amatör lig ve ballikteki yorumlarımıza da burada noktaladık. Diğer yorumlarımıza görüşmek dileğiyle.